Kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı ve Yıl Sonu Pikniğimize hoş geldiniz. Sizlere başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Konuşmasını yapmak üzere TÜAB Başkanımız Serpil Yaylı'yı da davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Azra'cığım. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Aslında ben TÜAB Başkanı değilim, vekiliyim. Onu temsilen Selin Yayla Başkanımız. Onu temsilen buradayım. Kendisi gecikeceği için konuşmayı kısa vadeli bir şekilde ben üstlendim. Sizi bu sıcakta çok fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden kısa tutacağım konuşmamı. Önce bugün için burada bulunup emeği geçen, çocuklarımıza destek veren, bugünü gerçekleştirmemizde bizlere yardım eden, gelen tüm velilerimize, başta öğretmenimize ve tabii bugünün kahramanı olan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun emekleriniz için. Öğretmenimizin bir de vedası bu sene gidecek, bırakacak bizi. Kötü bir zamanla bir araya geldik. Biliyorsunuz pandemi sürecin boyunca online öğretmenimiz eğitim verdi. Çocuklarımıza desteğini eksik etmedi. Antalyalardan Bloomberg gibi küçük bir kasabaya. Burada görüyorsunuz hani bir avuç insanız zaten. Bizleri bir araya getirme çabasını gösterdi. Her zaman ona da teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Rüzgar Merviş'i davet ediyorum. Yıllar önce düşmanlar yurdumuza girmişti. Atatürk düşmanları yurdumuzdan kovmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 23 Nisan 1920 tarihinde halk temsilcileriyle birlikte toplanıp Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Egemenlik milletin oldu. Meclis ilk cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ü seçti ve meclisin açıldığı gün bayram olarak kabul edildi. Atatürk çocukları çok seviyordu. Bu bayramı Türk çocuklarına armağan etti. Dünya yalnızca Türk çocuklarına bayram hediye edilmiştir. Her yıl 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Yurdumuzu kurtarmak için canlarını veren atalarımızı anıyoruz. Bugün küçüklerin, yarın büyüklerin olan bizlere armağan edilen Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi programımıza 23 Nisan Korosu ve şiir dinletisiyle devam ediyoruz. Sevinciyiz hepimiz, taştı bu neşemiz, eğleniriz güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Ned meclisi kurduk. Düşman yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korusun. Yaşasın 23 Nisan. Biz 23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım, verelim hep el ele, yükseltelim vatanı. Tutuşarak şarkılar söyleyelim. Ellerimizde bayrak, sokak sokak yürüyelim. Çocuklarız, yarının büyük insanlarız. Üstünde bu vatanın bir mesut ve kaygısız daima yaşayacağız. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel giderim töreni. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele,
Bebek. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kültürümüzün en kıymetlilerinden biri olan Nasrettin Hoca oyunuyla Ritvaşı'nın ilk okulu öğrencilerini sahneye davet ediyoruz. Hadi Nasrettin Hoca, Akşehir'de vazifesini yürütürken karşısına iki adam çıkmış. Biri cimrili ile tanınmış bir aşçı, diğeri ise boynu bükük bir fakir. Aşçı konuşmaya başlamış. Hocam ben bu adamdan davacıyım. Dükkanın önünde fasulye pişiyordum. Bu adam elinde bir ekmek kekerdi. Kopardığı ekmeği yemeğin buğusuna tutup yedi. Sonunda bütün ekmeği bitirdi. Yemeğin buğusunun parasını istedim, vermedi. Nasrettin Hoca onları dikkatli dinledikten sonra fakir adama dönüp sormuş. Doğru mu bunlar? Evet hocam. Öyleyse para keseni çıkart bakalım. Zavallı fakir adam Kadı Efendi'ye karşı gelememiş. İçinde azıcık parası olan kesesini uzatmış. Hoca bu kez de aşçıyı yanına çağırmış. Keseyi kullanmaya fırçalıp sallamaya başlamış. Ve şöyle demiş. Haydi yavrum hocam. Nasıl olur? Paramı vermediniz henüz. Yemeğin buğusunu satan paranın da sesini alır elbette. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayrağın altında yürüyen ey yiğit, bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Sırada Grunchu ile Bandolf'dan Banuhan Keskin'in flüt dinletisi var. Arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Thank you.
arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim, Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Şimdi sırada birinci sınıf öğrencilerimizin dans gösterisi var. Thank you.
Hoş geldiniz. Hatta benim programımızın sonuna hoş geldiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Ufak tefek bazı ses sorunlarımız oldu ama onlar eğlendiler gibi geldi. O yüzden güneşe rağmen burada olduğunuz için sağ olun. Normalde konuşma yapmayacaktım. Zaten hiçbir şey hazırlamadım. Ama Serpil Hanım da şey yapınca araya girmesi olmaz. Bu sene görevimi tamamladığım için bir iki teşekkürü fırsat bulmuşken yapmak istedim. Önce herkese, patlayan balona. Önce şu an burada olan herkese, sonrasında 3 sene boyunca her başım sıkıştığında yanımda olan Yayla ve Keysan ailelerine, heyecanlandım, sınıftan başka bir yerde konuştum. Bunun dışında her zaman tüm TOAB'da her zaman yanımızda olan bütün ailelere, hiç aksatmadan bu sene toplantılara gelen annelerimize, toplantıda bunun üstünü çizmiştik. Hepsi bu kadar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Görev boyunca yanımda olduğunuz için de teşekkür ederim. Programı kapatmadan önce bu sene Türkçe derslerini tamamlayan 8. sınıf öğrencilerimizin bitirme kağıtlarını vermek istiyoruz. Sertifikalarını. O yüzden hem Serpil Yayla'yı buraya davet etsem, hem 8. sınıftaki öğrencilerimizi buraya alsam çok memnun olurum. Programa katılan hiçbir öğrenciye boş göndermek istemediğimiz için onları buraya alacağız. Onlara küçük birer hediye verip sonrasında tamamlayacağız.